Baz istasyonu insan sağlığına zararlı mı? Onlar mobil iletişimin gizli kahramanları. Onlar cebimizde taşıdığımız dünyanın hayat damarları. Onlar neredeyse baktığımız her direkte ve bazen de binada bizlere gülümseyen modern yaşamın gerçekleri. Sözü fazla uzatmayalım ve işte huzurlarınızda baz istasyonları. Neredeyse her köşede karşımıza çıkan bu minik kutuların sağlığa zararlı olduğunu hayal etmek bile korkunç. Bakalım bilim bu konuda ne diyor? Baz istasyonu gerçekten insan sağlığına zararlı mı? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Mobil haberleşmenin gerçekleşebilmesi için baz istasyonlarına ihtiyacımız var. Hem alıcı hem de verici özelliği nedeniyle standart antenlerden farklılaşan baz istasyonları genellikle iki uzun çubuk ve bir de toplayıcı kutu şeklindedir. Belirli sayıda kullanıcının görüşme yapabileceği sınırlı kapasiteye sahip istasyonlardır. Şebeke sorunlarının yaşanmaması için şehrin tamamını kapsayacak şekilde konumlandırılırlar. Bu nedenle sokak içlerinde, direklerde ve binalarda karşımıza çıkmaları normaldir. Şehir içlerinde karşılaştığımız bu küçük istasyonların daha büyükleri şehir dışlarında belirli aralıklarla konumlandırılır. Baz istasyonları çalışma prensipleri gereği cep telefonlarından çıkan radyo frekans ve mikrodalgaları toplar ve farklı frekanslarda ileterek iletişimi sağlar. Bu manyetik dalgalar ve elektrik birlikteliği nedeniyle elektromanyetik alan oluştururlar. Aslında oluşan manyetik alan bilgisayar, televizyon, floresan lambalar ve tıbbi cihazların da oluşturduğu manyetik alandan farksızdır. Oluşan alan şiddetleri karşılaştırıldığında baz istasyonu nedeniyle oluşan alan şiddeti 1 birimse, tüplü bir bilgisayar monitörü 2,5, saç kurutma makinesi 4, buzdolabı 6, mikrodalga fırınsa tam 25 kat daha fazla manyetik alan oluşmasına neden olur. Cep telefonuyla görüşme yaparken genellikle en yakınımızda olan baz istasyonunu kullanırız. Yani telefonumuzdan çıkan dalgalar bu baz istasyonuna doğru ışıma yapar. Eğer baz istasyonlarının sayısı azaltılırsa telefonumuzdan çıkan dalgalar daha uzak mesafeye ulaşmak için daha büyük ışıma meydana getirecektir. Bu durumda cep telefonu kullanımı bizler için daha zararlı olacaktır diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde herhangi bir zarar oluşturduğuna dair yeterli kanıt bulunamamıştır. Düzenledikleri kanser listelerinde çok fazla kullanılması durumunda sağlığa etki yaratabileceği ihtimali olanlar arasında sıralanmıştır. Yani çok fazla tüketilen kola ya da çok fazla maruz kalınan güneş gibi. Dünya Sağlık Örgütü'nün baz istasyonları hakkındaki düşüncesini her şeyin fazlası zarar olarak tanımlayabiliriz. Her ne kadar geçmiş yıllarda baz istasyonları ile ilgili açılan sayısız davada genellikle kazanan taraf tüketiciler olsa da aslında baz istasyonlarının kontrollü bir şekilde yerleştirilmesi ve kullanılmasının insan sağlığını etkilemediğini söyleyebiliriz. Dipnot, ülkemizde yapılan ilk cep telefonu görüşmesi 1994 yılı Şubat'ında Tansu Çiller ile Süleyman Demirel arasında gerçekleşmişti. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.